2 gün sonra. Tamam, hoş geldin. Bu bir Sen gidiyorsun, milyar o geliyor dolarlık bir işte. süper yat ve... Ney? Sen gidiyorsun, o geliyor. Tam geldiğimde yine burada olacak amına koyayım. Koca bir şehri su üstünde Ben tutmaya yetecek büyüklükte. Böyle bir şeyi Bey bir nasıl anıma geliyor. yapmışlar? Ben de sizlere bu yatla 300 milyon dolarlık bir mega yat, 50 milyon dolarlık bir giga yat ve 1 dolarlık bu yat arasındaki farkı göstereceğim. Ya siktir git, bu 1 dolar falan değil amına koyayım İzle ya. abi, bir Bu dolar, yatı bir dolar bana izle. neden 1 dolara İzle. sattın? Bağlama fiyatları artıp duruyor. Ha, öyle mi? 18 bin dolar Bu oldu. yatı bağlamak yılda 18 bin dolar. Evet. İlginçmiş. Al bakalım. Teşekkür ederim. Güverteye çıkmamızla yatın neden 1 dolar ettiğini de anlamamız bir oldu. Pekala, artık suda olduğumuza göre içeri bir bakalım. Zeminin bunu yapması normal mi? Bu belki 1 dolar bile etmez. Gerçekten batar lan bu. Bot onu suya koyduğumuz an batmaya başladı. Lama tanrım, yükseğe çıkalım, batıyoruz. İzlemiş. Chandler atla. Bebeğim, ona tam 1 dolar ödemiş. Ama bir şey diyeceğim. Adam 1 dolar verdi ve yatan bir yatı var. Pardon, batan bir yatı var. Yatan bir batı var diyecektim. Onu Batan bir yatı var. da. Yani bu adam günün birinde arkadaş ortamında şunu diyebilecek: benim yatım vardı, battı. Anladın mı? 1 dolar için kafi bence. İşte bu 1 dolarlık yattı. İlerleyen dakikalarda 50 milyon dolarlık ve 300 milyon dolarlık bir Bu ne yat. amına koyayım, GTA Playlist gibi dizmiş gemileri şeyleri ya. Ve Asıl bu GTA oynuyor kanka ya. 1 milyar dolarlık süper yat var. Ama ondan önce işte 1 milyon dolarlık yat. Daha büyük olur sanıyordum. Ama Atlayın şunu baylar. düşün. Pekala. Kendi birim Düşüneyim. ya. Hani 1 milyon birim veriyor. Kemal abi de öyle. Abi siktir git Oğlum İsmail, bizde aynı aynı milyar şeyi varmış şapla ya. çekerim sana şimdi ha. Amana Bak, 1 soktu. milyar dolardan bahsetmiyorum. 1 Ne? milyon kendi ülkesinin biriminden para harcayıp bunu alıyor. Bize göre fazla olabilir. Senin 1 Ama milyon mesela birimin var oradaki... mı İsmail? Yok. 1 milyon birim kazanman kaç yılını alır? Yıllarımı alır. Hani normal bir işte çalışsam belki de hayatımın hepsini de anca alabilirim yani. Tamam. Teşekkürler, başka sorum yok. Yoranır. Tamam. İçine bir bakalım. 1 milyon Yoranır. dolarlık yatta ilginç derecede büyük bir salonunuz, alt güvertede bir yatak odanız, dik duramadığım başka bir yatak odanız daha ve bir de çocuk odanız var. Kafi Çocukların var mı? abi. Chandler, Carl, Nolan. Rahat olun, bu iş bende. Güvertede olan var mı? Kes şunu. Biri kurtarma botu yollayacak. Sahil güvenliği yollayın. Acaba dönersem düşer mi? Yapma. Çok eğlenceli. Bir milyonluk bir yata göre dürüst olayım, düşündüğünden daha ufak. Bakalım bizi izliyorlar mıymış? Aman tanrım, bu Mr. Hey, Beast. Evet, izliyorlarmış. Mesle bir şey diyeyim, bunun oluru 200 bin dolar. Bence yani. Bence. Tamamdır. İlginç. Kazıklamışlar Yani abi. gerisi. Ben piyasasını biliyorum ya. Oldukça GTA'da da var Eğmez. abi, bunun piyasası. Şimdi de 10 Yatından milyonluk var yat. ama. Maksimum 300 bin dolar oğlum bu. Da geçiyoruz. 10 Bu da milyon modern mu? mi ama? Görüşürüz. Hoşça Harika kal. olacak. Aman tanrım. Hızlıymış. 10 milyon dolarlık yattayız. Etrafa bir göz atalım. Bakalım bir Vay 10 canına. milyonla. Ön tarafı kocaman. Bu diğerinden çok daha büyük. Ha. Manzaraya baksana. Güneş çok güzel vuruyor. Bronzlaşalım biraz. Aman tanrım. İşte yatak odası diye buna denir. 9 milyon dolar daha ödeyince dik durabiliyorum. Ve aşağı indiğinizde 4 tane daha kocaman yatak odası var. Niye tuvaletler karşılıklı? O taharet musluğu. Popon için mi? Buraya tuvaleti yapıp poponu da orada yıkıyorsun. Tuvalet kağıdı Bu ne neyine ya? yetmiyor? Tam Amerikalısı. Amerikalı. Yukarıdaysa bir oturma alan. Bir daha bunu da yanlış yapmışsınız ki amına koyayım ya. Tuvalet kağıdı. O taharet musluğu. Popon için mi? Buraya Bu tuvaleti da yap. Hayır mantıklı olur. abicim, bunu ona koyman lazım. Yanlış yapmışsınız amına koyayım Burada ya. orada yıkıyorsun. Tuvalet kağıdı neyine yetmiyor? Tuvalet kağıdını nasıl ıslatıyorsun dayı sen? Islatmadan mı Abi dur sen? mesela Allah belanı Amerikalısı. vermesin Yukarıdaysa be. bir oturma alanı Tuvalet yok ama. kağıdını Ay canına. ıslatmazsın, götün Diğer yattaki ıslatırsın oğlum. koltuklar. E tamam oğlum, taharet musluğu ona yarıyor zaten. Tamam da hani Amerikalısın diyor ya. Onlar da su mu hiçbir şey yok. Susuz yapıyor. American Ahmet susuz onlar. yapıyor. Düz Onlar kağıt. köpek gibi amına koyayım. Ahmet Silmeden abi, çıplak Ahmet de oturuyorlar. öyle yapıyor. Bana geçen öyle dedi. Vallahi öyle dedi. Ara Abicim en mop kötü peşinde ıslak kalmadığı mendil ya. En kötü ıslak zamanlar. mendil ya.
Evet, en kötü o daha pahalı. Deriydi ve yanıyordu. Bunlar gerçekten yumuşak. Hem de kullanışlı. Bu tekne bugüne kadar gördüklerim içinde en iyisi. Sıradakini görene kadar bekle. Kocaman ve kocaman olduğu için de 25 milyon namına koyayım ya. Arkadaşlarımı davet ettim. Gidin eğlenin. Hadi 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 hadi. Bu teknenin kapasitesi 150 kişi. Çok eğlenecekler. Vay be. Aman bu tanrım. Bu çılgınca. Malikane ile arasında ne fark var ki? Abi bu ama harbiden bak ben pahalıyım diyor kanka bu. O bak ne yalan söyleyeyim 10 milyon dolar da 1 milyon dolar da hiç böyle albenisi evet. yoktu. İkisi de birbirine benziyordu. Biri sadece daha büyüktü diğerine göre. Evet. Ama bunun harbiden albenisi var yani. Bir de bu tam zenginlik. 15 milyon daha veririm ben yani bunu alırım. Aynen öyle bak Ahmet verirmiş mesela. Öyle çünkü kafasına değmiyor. Elim anca yetişiyor. Bu yatta bir salon, bir ofis, bir masaj odası, iki yemek odası ve 7 yatak odası var. Oha! Bu bugün bindiğim en iyi yat. Burada kaptan benim. Her yatağı aynısı. Çikolata. Festivus değil. Festivus değil. Sağ ol hayatımı kurtardın. Ne demek? Yok ha. Festivus'tan kaç para kazanıyor bu adam ya? Çık yoksa bu. Ben sana bir teori söyleyeyim. Hey dostum. Çok satmadığı için bu kadar reklamını evet, yapıyorlarmış. Hala masajın bitmedi mi? Al bakalım mısır. Aa çok iyi çikolataymış. Bütün avanaklar bu odada toplandı. Bu 25 milyon dolarlık 30 odalı bir yat. Niye hepiniz bu yatak aşırı rahatmış? Yatta birinci sınıf bir aşçı olmasına rağmen bizim çocuklar pizza Kemal istedi. Ne? Ben de küçük bir sürpriz hazırladım. Üstünde istediler. Durduğumuz şey ne? Tekne. Bir harf. Hastane. H harfi. Tekne. Helikopter pisti. Ve bir Uber de helikopterle taşıma yapıyor. Ne? Helikopter pisti. Dolar. Ve bir Uber de helikopterle... Ayhan bu var mı lan orada? Hiç bakmadım. Abi ya Dubai'de galiba var bu. Yani Dubai'de falan var diye biliyorum da bu olayı. Aman Amerika'da... Ben bir getire girdim işte ne yaparsın. Oğlum bu doğru değildir ya. Getir, Uber'in yapma. Böyle bir servisi mi var amına koyayım? Uber. Vardır vardır. Taşıma var, var. Yapıyor. Bu gerçek olan mı? Evet gerçek. Bu bir helikopter mi? Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Pizza! 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 Tüm bunlar pizza! Pizza! Helikopter görevi pizza! 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 Ben daha paralel park edemezken adam hareket halinde tekneye indi. Kim pizza ister? Evet! O kadar pizza yedikten sonra yüzmemek gerekir ama 25 milyon dolarlık bir yattayız. Haliyle yata 25 milyon bayılınca birkaç da jet skin oluyor. Mal ya. Tarık jet ski'yi devirdi. Hey Mac, pizzayı yakala. Bu yat 25 milyon dolar. Keyfinde tek süren benim. Bu yat size çılgın geldiyse 50 milyon dolarlığı görene kadar bekleyin. Evet hatta abi 50 milyon. Ya 1 milyar dolar okey. Uçuk bir şey olacak da. 50 milyon, 100 milyon acaba... Ne kadar farklı şimdi hocam? Onu merak ettim mesela. Şimdi ise 50 milyon dolarlık yattayız. Uzunluğu bu yatın olsa. Uzunluğu 60 metreden fazla. Sadece daha büyük odalar bir de daha fazla var. Oda olacak kapasite yani. Kapasite ise 200 kişiden aynen fazla. Öyle. Ve içinde 20 kişilik tayfası var. Bir de bu evsiz adamı buldum. Bir de daha seksi. 50 milyon ödediğinizde size istediğiniz zaman tayfadan birini çağırabileceğiniz bu kumandayı veriyorlar. Beni mi çağırdınız? Sadece kumandayı gösteriyordum. Ama kumandanın tek özelliği bu değil. Kadın büyük ayar oldu ha. Bu. Ben denize bak. Atardım o kadını. Okyanusun i̇çinden, ortasına atardım. İçinden %100 sövdü bak %100. Televizyon aşağı iniyor. İyiymiş. 150 milyon dolar veriyorum bunu bekliyorum. Hocam giveaway'leri bir atın hızlıdan. Hızlıdan bir giveaway'leri atın K-Drop. Onu söylemeyi unuttuk. JRKZ koduyla 5 dolar yüklerseniz toplamda önümüzde şu anda ve önümüzde açılacak 7000 dolarlık giveaway'lere katılabilirsiniz. Teşekkürler. Acaba şöyle... Evet. Ben aşağı bakacağım. Siz de yukarı bakın. Bir şey bulursanız seslenin. Tamam. 50 milyon. Burası kocaman. Sanki yukarıda başka tekne var. Cimi çok burada bir şey yok ya. Merak etme. Bu çılgınca. Kanepe. Vay canına. Yürüyüp duruyorum ama tekneyi yaraladım mı yoksa hala başında mıyım bunu bilemiyorum. Bu şey kocaman. Bu sırada Nolan uyuyakaldığı için hala bizi bulmaya çalışıyor. Mr. Beast'i gördünüz mü? Evet. Yalan. Ulan 50 milyona dahil mi? Adama baksana 500 dolara çözmüş işi ama. Göre Pete Davidson orada. Pete Davidson'ı görmezsem 50 milyon dolarlık yatı batıracağım. Bu arada bize doğru gelen başka bir tekne gördük. Sahibi ise bunu yaptı. Ben de salladım o poposunu gösterdim. Bu adam bir gün baba olacak dostum. Pekala yakala.
Nereye gidiyorlar? Şunu bana versene. Geri geri mi gidiyorlar yoksa marifet bizde mi? Oh. İyi atıştı. Oh. Lan oğlum denizi... Okyanustalar mı lan? Balıklar yer onları ya. Bu iyiydi. Ha, balıklar yer sokey. Hepimizden iri ve güçlü olan adam başardı. Vay be, ne ilginç. Yattaki yemekler acaba nasıl? Kuzu pirzola. Yok öyle bir şey. Hı-hı. Atma. Yemeğe geçelim. Aa evet. Teşekkür ederim. Çok iyi. Çok lezzetli. Bu neydi yakında ya? Yakında hiç proje var mı? Müge. Peacock'ta yayınlanacak şovum Bobkes için çok heyecanlı. Ama çıplak mıydı? 4 Mayıs'ta. Doğum günümden 3 gün önce. Nolan hala bizi bulmaya çalışırken. Mr. Beast ne tarafa gitti? Yüzen billboardumuzun etrafına tekneler toplanmış. Okyanusa billboard koyulabileceğini bilmiyordum. Biz de çikolata verelim dedik. Çikolata dağıtıyorum. Çikolata ister misiniz? Tabii isteriz. Yakaladım. Ama canım. Bunlar harika Allah. Dostum. Güzel. Çok iyi, harika. Bu yediğin aynen, çikolata. Aynen aynen harika. Çikolata bu mu söyle? Aman tanrım. 10 üzerinden 11 puan. Hershey's yanında halt etmiş. Hershey's yanında halt etmiş. Herkes Hershey's'ten iyi olduğunu söylüyor. Denemen gerek. Oğlum bu adam Hershey's'e çok sallıyor. Hershey's bunu hiç dava etmiyor mu lan? Her evet, videosunda Hershey's'i... Abi trash talk değil, ağzına sıçıyor resmen ya Hershey's'in. Abi bir şey diyeceğim. Hershey's'in de reklamını yapmış olmuyor mu aynı zamanda? Hershey's de onunsa onun sikiyim. İşte ya şey gibi. Büyük oyun. Apple tadı Samsung. Nasıl söyle? Açıkçası Reese's'ten daha iyi. Merak etme. Bunu duymak istiyorum. Kaç puan? 10. İşte bu. 10 puan. Drone'la Feastables dağıtıyorum. Hey, Feastables'lar geliyor. Olamaz. İpi salın artık. Bir Feastables teslim edildi. Bize de bırak. Çok lezzetli. En iyi çikolataları, kurabiyeleri ve şekerli sakızları tatmak istiyorsan Walmart, 7-Eleven ve Albertson mağazasına gidin ya da Feastable.com. Bizde hiçbiri yok. .com'dan lütfen sipariş verin. Geliyor geliyor 7-Eleven. Tadı nasıl? Bu harika. Yediğim her çikolatadan daha iyi. Neden bu fındıkları yemesinler ki? Katılıyorum. Fındıklarımızı alın. Anan abi getirsen ya. Feastables. İşte bu. Ayan bana Feastables getirsin mi lan? Bir şey diyeceğim. Ayan abi abur cubur getirsin. Onu en fazla yaptığında kısa devre yapıp adamı da yakabiliyor. O yüzden o kadar para istiyor. Ne diyor ya amına koyayım ya? Oğlum bir çikolata istedik. Kısa devre ne alaka amına koyayım ya? Telefonla konuşuyor galiba. He telefonla konuşuyor. Telefonla konuşuyor. Gün batarken sonunda Nolan bizim... Aynı fah yaptığında. Nolan! Başka bir yemek daha yedik. Yandayım. Sabahsa dünyanın en büyük... Abi bu arkadakinden yaptı ya Türkiye. Ya hayır. Savaş gemisi oğlum ne anlarsın? Evet. Ayana yazacağım WhatsApp'ta. Sonra unutuyorum ya. Ben de unutkanlık başladım. Ayhan benle chat'e Feastables getirsene ya. Şimdi yayındayız. Sen de odadasın da. Biz unuturuz diye ben sonradan sana hatırlatayım diye işte WhatsApp'tan ses kaydı bırakayım dedim. Feastables istiyoruz. En iyilerinden, hepsinden tadım birer yapacağız. Paket. Tamam, tadım yapacağız. Feastables tadıyoruz. Aha, 1000 vs. A101 vs. Mr. Beast. Content'i bir kesiver yani. Şoku niye dışladın lan? Kullanmıyorum. Şok aynı ben. Tamam attım mı attım. Ayhan benle chat'e Feastables getirsene ya. Şimdi niye bir daha dinliyorum. Unuturuz diye ben sonradan sana hatırlatayım diye işte WhatsApp'tan ses kaydı bırakayım dedim. Feastables istiyoruz. En iyilerinden hepsinden birer paket. Tamam tadım yapacağız. Feastables tadıyoruz. Tamam. Ya ben nereden alacağım onu? 7-Eleven. Dur bekle mesaj atıyorum ben sana onu yine. Walmart. Adam burada ya bunu. 7-Eleven, Walmart. Bir de sana bir video atacağım şimdi link. Ondan bulabilirsin. Carl Gamiz işte bu Carl Gamiz. Bu tam 300 milyon dolarlık al. Bir... Ama almazsan büyük küserim ha sana. Ben bakacağım şimdi sipariş verirsem gelir mi? Ben tamam oğlum kadar. Vallahi çok merak ettik. Chat'le tadım yapacağız ya. Sakın Migros'tan alıp gelme ya başka bir şey. Sakın ola sakın çöpe dökme. Diznot istiyor mu Diznot? Ya ne biçim konuşuyorsun amına koyayım ya. İstiyoruz ya. Çikolata onu da istiyoruz. Onu da istiyoruz.
Onu da istiyorsun. 50 kişilik bir tayfası var. Onlarca lüks odası ve 9 tane yatak odası var. Aman tanrım, yok artık. Hoş geldiniz. Teknenin tepesi buradan görünmüyor. Dünyanın 69. en büyük yatıyız. Bu gerçek bir istatistik. Evet öyle. Şöyle 6 katı var. Kocaman bir havuzu ve ayrıca bir de manzarası hoş bir jacuzzi. Bu çok iyi. Hizmetçi oğlum. Favori teknem şu an bu. Bu yatın içerisinde okyanus manzaralı son teknoloji bir de spor salonu var. Nasıl? Teknemde spor salonu olsa spor yapardım. Ve bir şey izleyeceğinde pencereleri otomatik kararan bir sinema salonu. Yemek masası bile 3 milyon dolar değerinde. Ya siktir ya, git amına koyayım. Bunun neresi 3 milyon dolar ya? Salonu. Yemek masası. Neresi 3 milyon dolar oğlum bu masanın taşı, ya? Taşıdır bence. Ya sikerim bence, taşını şimdi onun ya. Bence bir yerinde Prada falan yazıyor. Taş sikiyorum ki. Bak şimdi. Her çikolatadan 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşidi varmış. Bir de bunlar şeker çıkardı ya, birer pakette şeker 140 dolar. Her çikolatadan 10 tane derken 10 paket mi diyorsun? 10 küçük paket oluyor yani bir paket. Yani 60 tane oluyor. 60 tane 60 çikolata. Evet, 2 paket şeker. 2 paket şeker 140 dolar mı? 140 birim. Evet. Vay ananı sikeyim ya. Al ya, al ayan, ben sana veririm. Nasıl bile 3 milyon dolar değerinde. Niye veriyorsun, hediye getiriyor işte. Ya ben kendi. Hediye mi getiriyorsun? Eyvallah. Ne çalıyor? Hediye. Bundan ben de istiyorum. Çocuklar spayla meşgulken. Beni izle. Bilet parası verdi. Tıraş mı oluyorsun? Evet. Carl. 2 tane bounty. Taunadaydı. Yaşıyor musun? Zar zor. Bu hiç rahat görünmüyor. Ve Nolan nerede hiç bilmiyorum. Oh, çok sıcak. Adam jacuzziye güneş yanığıyla girdi. Çok sıcak. Aşağıda dahası da 300 milyon dolar etmez ya bura. Mu var? Vay canına. Aman tanrım. Sence yeterince jet ski var mı? Burada ne var? Oo! Ben yaptım. Birimiz bu tekneden aşağı atılacak. Ha? Sonra kalma. Güle güle. Hey, her zaman hazır olman gerek. Jimmy, bir şey yiyebilir miyiz? Evet, geri geldiğinde. Çocuklar, milyarderler gibi davranmalıyız. Yemeğe bak. Çink çink. 300 tane 1 milyon dolarlık tekne mi yoksa 1 tane 300 milyon dolarlık mı? Neredeyse yılın her günü için bir teknen olabilir. Nasıl yani, soruyu anlamadım. Yoksa 1 tane çink çink. 300 tane 1 milyon dolarlık tekne mi yoksa 1 tane 300 milyon dolar? Ne yapacağım 300 tane tekneyle ya? Tabii ki bir tane abi. Satarsın abi. Yaparız, satarsın. Yarış. Lan salak, 300 milyonluğu da satarım tek başına. Tamam da sen neye bineceksin? İstiyorsan ne yapacaksın? Ne? Sen neye bineceksin? Sen neye bineceksin? 1 milyon dolara bir tekne daha alırım. 299 milyon dolarım kalır. Soruda o yok ama. Hayır var abi. 300 tane tekne abi, mi ya da 300 milyonluk bir tane tekne mi diyor. Long oynayacağım belki yani. Hani uzak ya, ben long long oynamak istemiyorum ya kanka. Peki abi. Ya da 300, bak chatten biri doğru söyledi. Berkcan 8. 300 tane tekneyi kiralayabiliyor muyum? Evet. Yok. Çünkü senin oluyor artık, istediğin yaparsın. Ki yok diyor kanka. Neye göre yok diyor bu amcık? O kanka Mr. Beast'in adamı kanka, o yüzden. Aptala bak. 300 tekneyi de kiraya veririm. Tekne olabilir. 300 tane tekneyle ilgilenemem. Siz hangisini isterdiniz? 300 tekne mi yoksa büyük bir tane? Büyüğü istersiniz. Baylar, bir teknenin yanaştığını fark ettim. Ama 300 tekneyi nereye sokacaksın işte, o da önemli. O teknede Tom Brady olabilir. Hatta ama öyle, ve gidip onu karşılasak iyi olur. Tom Brady mi? Tom Brady o şey değil miydi lan? NFL. Amerikan futbolcusu. Evet. Oyun kurucu muydu o? Oyun kurucu değil mi? Top atan. Evet. Oğlum. Hadi. Onun adı ne oluyor ya? Quarterback değil değil mi o? Ne o? QB Tom koşan işte. Çünkü. QB koşan. Atıyor lan işte. QB mi oluyor onun adı? QB. Doğru lan. Oğlum. QB hem koşuyor hem top atıyor hem bütün her şeyi onun üzerinden geçiyor. Sipariş veremiyorum ben İsviçre'ye. Neden İsviçre'ye sipariş veremiyorsun? İsviçre'de Amerika'ya var. Burada İsviçre'de belki satan var diye baktım da bir tane çikolatayı 11'ime satıyor adam. E tamam abi, git al ya Ayan. 11'ime çikolata alıp şikayetçi oluyorlar. Oğlum bir abi, deneyeceğiz lan, deneyeceğiz. Merak tamam, ettik tamam. Ya. Birer tane alırım. Hem fazla yük şey almasın. Ya birer tane alacaksan da bak ben birer tane istiyorum. Ben kendime birer tane istiyorum. Sonra birer tane alıyorsun. Hepsini o piş kurus Sercan yiyor bak. Ama ben kendime birer tane Feastables istiyorum Ayan. Tam yanında bir de frambuazlı şeylerden getireceğim daha amına koyayım. Birer kilo. Ben onu birer kilo mu? Evet. Nasıl lan? O ne amına koyayım öyle ya? Bir kilo beyazından bir kilo frambuazlı abi, getireceğim tamam sana. Onu
Kardeşim sen istersen getir. Onda sıkıntı yok ama ben Feastables harbi çok merak ediyorum Ayhan. Onun üç, en iyi 3 çeşidinden getiririm ya. Çikolatalı fındık. Tamam fındık, ben sana bak ben sana şey vereceğim. Parasını yollayacağım ben sana. Ya oğlum parasından değil. Yük ya öyle olur mu oğlum? Diye. Sipariş veriyoruz amına koyayım ya. Öyle şey mi? Yüzsüzlük ya. Mi olur Ayhan? Onu her türlü ben sana şey yapacağım. Selam Tom. Tom Brady kim bilmeyenler için NFL tarihinin bir numaralı oyun kurucusu. Teknede saçını burada kestiriyorsun. Dişçiye mi dönüşüyor? Aman tanrım dişlerini de temizliyorum. Bindiğin en iyi tekne bu mu? Bu adam az önceki adam buna topçu. Diznat bardan çok yerseniz evinde sizin çikolataları saklamak zorunda kalıyorum. Çünkü ikisi yemeden durmuyor. Öyle mi? Gerçekten burası çok eğlenceli. Tom Brady'yi de satın almış. Sonsuz bir labirent gibi. Kamil sen versene siparişi. Lan amına koyayım Türkiye'de nerede sipariş vereceğim ya? Getiriyorlar hayır, mı Türkiye'ye? Başka birine ver diyor. Türkiye'ye getiriyorlar hayır. Mı? Kamil yok. Diyor bir de sikeceğim ya. Kamil oğlum, buradan baksana. Şey bakayım abi bir dakika. Getirmiyor orası. Bak oğlum. Heh. Sana gece bizim ambulans şoförü Ali Çetinkaya bir şey attı mı WhatsApp'tan? Attı. Abi nereye mesela nasıl görüyorum ben onun şeyini? Yok bu sadece United tekli. State. Yok alamıyorum. Bir tek United alamıyorsun State. Alamıyorsun işte. Shipping falan. Bak United States'e tıkla. Country region. Oho siz de sadece United States'e satıyorsunuz ya. Oğuz abi aklına bir fikir daha sokayım mı? Sok. Prime var ya Prime Logan Paul'daki. Tamam, Prime'da satılıyor. Onu da dene. Ben olsam onu da denerdim yani. O ne lan? Logan Paul'la KSA'yı içeceği. Abi United içeceği. Kingdom ya da United States diyor ya. Oho. Olmaz abi. Şey yaz, Google'a şey yaz. Türkiye'de Mr. Nereye, Beast. Nereye yazayım? Google. Sahibinde ne yaz? Dünyanın en iyi teknesi. Çıldırınca çok güzel. Gerçekten. Hala görmediğimiz katlar var. O kameradan çok iyi anlar. Teşekkür ederim. Bu helikopter pisti çok daha iyi. Yat üstünde helikopter pisti dendiğinde düşündüğüm şey bu değildi. Tom Brady buradayken futbol oynamasak olmazdı. Bu oynamanın en keyifli hali. Bu elimi futbol nerede la. Tutarsam oraya atıyor. Berbatım. Bunun için para alıyorum Jimmy. Hadi ama. Gökyüzündeki drone'umu vurabilir misin? Çok zor. Tom Brady hala oynuyor mu lan? Futbol topuyla. Pekala. İlk denememde drone'u vurursam belki sahalara geri dönerim. Güzel fikir. Baba ıskalayacaksın. Muhtemelen evet. İlk deneme. Vuracak. Onu sikeyim. Ne olun güneş kremini sür. Kar muhtemelen pas attığın en kötü oyuncudur. Kafasını hedeflemediğin sürece kesinlikle tutamayacaktır. Tamam Kar, bu işi batırma. Atabildiğin kadar uzağa. Vallahi adam atıyor abi. Gövdesinden vurdun, kafasından vurmalısın. Kötü oldu, evet. Tom Brady ile takıldıktan sonra gecenin kalanı için sinema salonundaydık. Bu şu ana kadarki en iyi tekne mi? Kesinlikle. Yalnız unutmayın, bundan sonra 1 milyar dolarlık tekneyi göreceğiz. Daha ne kadar büyük olacak? Bu tekneden tam 4 kat daha büyük. Daha da mı büyük? Bu gemi 3 özgürlük heykelinden daha büyük. Oha ya. Artık. Bu geminin büyüklüğünü hayal bile edemezsiniz. 360 metre uzunluğu ve 17 kat büyüklüğüyle resmen yüzen bir şehir. Ve kapasitesi ise tam 10 bin kişi. Oha. Diğer tüm yatlarda odalarımız vardı. Ama bu gemide 2000'den fazla daire var. İçinde su kaydırakları, alışveriş merkezi, basket sahası ve daha sayamayacağım birçok şey var. Eskişehir'den büyük lan. Parmaklarım bitti. Ve hepsi şu an bize ait. İyi eğlenceler. Evet. Evet. Bu taraftan. Aa tamam. Bakalım neler olacak. Vay canına su kaydırağı var. Baksana burada resmen bir su parkı var. Kuralları çiğniyorum. Koşuyoruz. Üzgünüm can kurtaran. Su parkında canlı müzik yapıyorlar. Yok artık. Hayal edebileceğiniz her şeyin olduğu bir spor katı bile var. Mini golf. Oynayalım. Şu an resmen gemide mini golf oynuyoruz. Engelledin. Bu geminin bir şehir olduğunu söylerken asa... Oo. Engelledin. Bu geminin bir şehir olduğunu... Ananı sikim düşündüğüm şey değilmiş. Hemen nerede durdun ben? Bundan sonra. Bundan sonra. Oooo!
derken asla abartmıyorum. Wheel of Fortune diyorum sana. Bu gemide tam 7 tane mahalle var. Bu delilik. Oğlum hala süpermiş lan bu gemi. Görmeniz için işte mahallelerden bir tanesi buna benziyor. Kaydıraktan kaydım ve sanki başka bir dünyaya ışınlanmış. Starbucks var gemide ananı sikiyim. Şu an atlı karınca da mı var burada? Dükkanlar, oğlum, restoranlar, şey oyun salonları hatta Starbucks bile var. Hey Chander. Hey. 100 milyon kişi izliyor. Bakalım atabilecek misin? Bu çılgınca. Tüm yerlere nasıl oturabilirim ki? Burada yalnız başımayım. Ayrıca kapalı alan etkinlikleri ve şovları için bir kat da var. Bu da ne böyle dostum? Bütün gemi sadece bize ait. Ait. Güzel şaka. Tabii ki de koca gemiyi kendime saklayacak değilim. Bu yüzden bu tecrübeyi sizlerle yani abonelerimle paylaştım. Bana niye çıkmıyor? Mr. Beast'i seviyorum. Sağa çıkmıyor. Bu nasıl bir tekne? Aslında çok iyi. Ne haber millet? Hadi bakalım. Atlı karıncaya bineceğiz. Atlı karınca. Bu çılgınlar. Aman Allah'ım. Chatman nerede? Vallahi ben de aboneyim abi. Ben de aboneyim. Her videoya da like atıyorum. Enayi gibi. Ben 3 hesaptan aboneyim. Evet. Tam her şeyi gördüğümüzü zannediyorken bu da ne? İnsanlar bunu nasıl yapmış? Dev geminin içinde dev bir alışveriş oğlum, merkezi varken. Oğlum çok güzel ya. Bir de çok güzel kanka ya. Bar var. Şu robot kollar ne? Orası biyonik bar. Nasıl yani? Tamam dostum. Bu harika. Çocuk menüsünde. Evet. Abonelerimin bu gemide ne kadar eğlendiğini görüyorsunuz. Asla bırakma. Abonelerime gemide son bir sürprizim vardı. Bu yüzden Nolan onları bir araya topladı. Size çok büyük bir duyurum var. Bugün buraya gelen her bir aboneye 3 gecelik kruz tatili hediye ediyoruz. Daha ne? Siz de videoda olmak hiç istiyorsanız abone olun ki bize katılın. Ya olduk. Geç bu yalanları ya. Olduk ya. Allah Allah. YouTube'a asla yüklemeyeceğimiz gizli bir Mr. Beast videosu çektik. İzlemenizin tek yolu önümüzdeki 30 gün içinde bir Feastables ürünü alıp arkasında yer alan QR kodu okutmanız. Walmart, Albertsons, 7-Eleven ya da Feastables.com'dan Feastables'ı almak için en iyi zaman bile. İsteriz. Bu gizli video için neredeyse 1 milyon dolar harcadım. Yani izlemek için birkaç Feastables alsan iyi olur. Alamıyoruz. He, almaya çalışıyoruz, almıyor. Mal. Neyse like'a attım ya, inşallah bana niye mal dedin ki adama?